Demokrasilerde de hakimiyetin millete aidiyeti, ait oluşu o kadar önemli temel ilkelerden biridir. İslam'da ise yasama kesinlikle meclislere ait değildir. İnsanlara ait değildir, millete ait değildir. Yani hakimiyet hakkı yalnızca Allah'ındır. Ortaksız, şeriksiz, benzersiz, kesinlikle yalnız başına Allah'a aittir. Dolayısıyla Allah'ın hükümlerinin üstünde herhangi bir hüküm bulunamayacağı gibi Allah'ın hükümlerinin eşiti, onun derecesinde başka hükmün de bulunduğu esası kabul edilemez. Bunu kabul eden kimse İslam'dan uzaklaşmış olur. Ayrıca demokrasilerin yasamayla yakından alakalı bir diğer yan kurumu da dokunulmazlık, masuniyet denilen şeydir. Yani yasama hakkı bulunan meclislere üye olarak girebilmiş insanlar üyelikleri süresince ne tür suç işlerlerse işlesinler doğrudan yargının muhatabı olmazlar, mahkemelerin muhatabı olmazlar. Ne tür suç işlerlerse işlesinler. Onların yargılanabilmesi, onların tutuklanabilmesi, mahkemeye sevk edilebilmesi, çıkarılabilmesi için mutlaka meclisin karar alması gerekir. Yani bu adam yargılanabilir demesi gerekir. Böyle bir karar verilirse ancak o kişi mahkeme huzuruna çıkarılır. Yoksa doğal olarak milletvekilliği, milletin temsilciliği devam ettiği sürece kesinlikle o kişi hangi türden suç işlerse işlesin yargının karşısına çıkarılamaz. Buna dokunulmazlık hakkı diyorlar demokrasilerde. Bu itibarla da demokrasilerde suç işleyecek kişiler dokunulmazlık zırhına bürünerek işlemeyi tercih ediyor. Önce milletvekili oluyor, daha büyük suçlarını milletvekili olduktan sonra işliyorlar. Bugünlerde Türkiye'de özellikle SHP ve DYP'nin dokunulmazlığın da ötesinde iktidar zırhına da ikinci bir zırha daha bürünmüş olarak ucu bucağı bulunmayan suçlar işleyip durduklarını basından, medya araçlarından herkes izliyor. İslam'da kesinlikle hiç kimsenin dokunulmazlık hakkı diye bir hakkı yoktur. Hiç kimsenin. Gerek sokaktaki vatandaşın, gerek şura meclisi üyesi bir Müslümanın, gerek devletin başında emir-ül müminin olarak kendisine biat edilen kişi dahi olsa, eğer Allah'ın yasak kıldığı herhangi bir şeyi yapar ise ki İslam'da suç odur. O takdirde o insan cezalandırılır. Kırmızı ışıkta geçmişse halife cezalandırılır. Adam öldürülmüşse de cezalandırılır. Yani dokunulmazlık diye bir kavram İslam'da yoktur. Dolayısıyla demokrasilerle İslam hiçbir konuda benzemediği gibi bu konularda da asla benzememektedir.